günümüzde Victoria'ya geldik arkadaşlar. Victoria bu adaların, Seyşeller'in başkenti. Zaten en yoğun binaların, yapıların, insanların yaşadığı, hükümet binalarının olduğu, büyük AVM'lerin, büyük AVM demeyeyim de işte, büyük marketlerin olduğu kısımdayız. Burada işte hani biraz daha lokal pazarları bulabilirsiniz, lokal dükkanları bulabilirsiniz. Onun dışında çok bir şey bulamıyorsunuz. Zaten hani o Hindistan gibi değil, onu söyleyeyim böyle. Hani bir yandan pazarlar falan çok karşınıza çıkmaz ama görünce zaten çekeceğim. Küçük, kendi halinde bir yer. Aşağı yukarı 20-30 bin falan nüfusu var. Gördüğünüz gibi böyle rengarenk. Yine o Filipinler ve biraz daha işte o Güneydoğu Asya mimarisinde yapılar, kablolar falan her yerde yine. Ama çok şirin, güzel. Şimdi farklı bir şeyler gördükçe çekmeye devam edeceğim. Şimdi Victoria'nın tam ortasında çok güzel bir lokal pazar bulduk arkadaşlar. Burada görebileceğiniz en taze birçok meyveyi, sebzeyi, baharatları bulabiliyorsunuz. Fiyatları dışarıya göre gerçekten neredeyse yarı yarıya. Ama böyle üzerine etiketler yok çoğunun. Sormanız gerekiyor. Yani aşağı yukarı bakın yine böyle 20 dediğim, ne olduğunu bilmediğim ürünler 20 buranın para birimiyle satılıyor. Rupi. Yani Seyşeller rupisi olarak satılıyor. Aşağı yukarı dediğim gibi 1 dolar aşağı yukarı 13 rupi. 1 euro da 14,5 rupi yapıyor. Yani aşağı yukarı 20 ise mesela 1,2 dolar gibi para, 1,5'a yakın olarak hesaplayabilirsiniz. Şimdi bakın gördüğünüz gibi tüm egzotik meyveler burada toplanmış durumda. Aşırı sıcak bir günde arkadaşlar yolumuza devam ediyoruz. Daha önce buranın çok kültürlü bir yer olduğunu söylemiştim. Burada çok büyük oranda Katolikler yaşasa da küçük de bir Müslüman ve Hindu nüfusu da var. Bu da onların tapınağı arkadaşlar. Singapur'da ve diğer ülkelerde ben size bunu bol bol göstermiştim. Navashaki Vinegar. Vinayagar. Vinegar olsaydı sirke olurdu. Vinayagar tapınağı. Burası Hindu tapınağı arkadaşlar. Zaten Hindu tapınaklarının olayı budur. Kendine ait kulelerinde böyle basamaklı bütün tanrılarının figürlerinin olduğu, önemli figürlerinin olduğu böyle kuleler görürsünüz. İçeride size rengarenktir. Şimdi içeriye bakacağız. İçeride ne olduğunu görünce bence çok hoşunuza gidecek. İkinci günden herkese merhaba arkadaşlar. Şöyle önce şu muhteşem görüntüyle günü açmak istedik. Yine Viewpoint adı verilen, resmi olarak adı da Viewpoint. Yani Viewpoint normalde manzara noktası demek. Yani güzel görüntü çekeceğiniz yerler demek ama ekstra bir isim vermemişler. Yani Viewpoint yazacağınız zaman buraya geliyorsunuz. Burada güzel de bir harita koymuşlar. Daha doğrusu resim üzerine numaralar koymuşlar. Mesela bakın bir numara şurada yazıyor. Eden Island diyor. Küçük bilgiler de var. Nelerin olduğunu söylüyor. İki numara mesela diğer yerleri gösteriyor. Ondan sonra Recife mesela 27 numara. Burada bir Recife varmış. Bakın ta en uzaktaki Recife'lerden bir tane. İşte biz yarın şu adaya gideceğiz. Burada ulusal bir park var. Buradaki resifleri gezeceğiz. Onları size zaten anlatacağım. Şimdi Victoria'da Craft Village adı verilen yöresel el sanatlarının toplu halde sergilendiği ve satıldığı bir köye geldik arkadaşlar. Burası, şu an duyuyorsunuz, gerçekten inanılmaz güzel bir doğa içinde kurulmuş küçük küçük tatlı rengarenk evlerin olduğu bir yer. Ama buradaki asıl olay, birazdan içeriği daha rahat göstereceğim. Şu arkamda gördüğünüz mavi bina koloni binası. Yani Fransızlar ve İngilizler burayı koloni olarak yönettikleri zaman şu binadan yönetiyorlarmış. Ondan sonra onlar gittikten sonra tekrar restore edilmiş ve bu amaç için artık burası turistlere hizmet veriyor. Turlara katılanlar buraya gelip hediyelik eşyalarını alıyorlar. Hatta bazen de şanslılarsa görebiliyorlar. Burası pazara göre biraz daha pahalıdır. Sonuçta hediyelik eşyaların olduğu yerler burası ama daha farklı modelleri ancak burada görebilirsiniz. Çünkü burası Avrupa gibi böyle birçok hediyelik eşyacıyı bir yerde dükkan dükkan görebileceğiniz bir ülke değil. Ancak böyle yerlere gelmeniz gerekiyor. Şimdi içeriden bakalım, farklı bir şey gördükçe çekmeye devam edeceğim. Çok tatlı bir hediyelik eşyacı var. Gördüğünüz gibi daha çok ahşap oymacılığı üzerinde çok güzel heykeller yapılıyor. Bu da gördüğünüz onlardan bir tanesi. Böyle boncuklar da var. Onun dışında işte az önce gösterdim Coco Lamer ile ilgili böyle güzel hediyelik eşyalar da var. Biraz anlamsız ama güzel. Sonra dini figürler var, maskeler var. En sevdiğim şurada maskeler var. Resimler var. Gördüğünüz gibi böyle hediyelik eşyalar alabilirsiniz. Burada da ikinci yerdeyiz. Madam, thank you. Burada gördüğünüz gibi daha şirin,
tatlı böyle hediyelik eşyalar var, kıyafetler var. Böyle kaseler var bakın gördüğünüz gibi. Could you tell me for example one price? What's the, how much is baby? The baby is 350. 350 rupees. Rupees. 350. So it means like a $20 kind of. Maybe $20-$22 I think. Yeah, kind of. Yani 20-22 dolara şu bebeği alabiliyorsunuz. Dediğim gibi hediyelik eşyalar da çok pahalı. Ya onların paramına göre, para birimine göre çok bir şey yok ama bize göre biraz pahalı tabii ki. İşte bu dükkanda da böyle şeyler var. Evet arkadaşlar, şu gördüğünüz kokolamer arkadaşlar, bu dün size anlattığım palmiye, 7 farklı palmiye ağaçlarından birinin meyvesi. Dün gösterdiğim erkek organıydı. Organ diyorum çünkü gerçekten organlara benziyorlar. Bu da dişi. Gördüğünüz gibi meyveye benziyor. Başka kötü bir yandan çıkarmayalım. İçi tamamen tatsızmış. Biz konuştuk. Hani böyle bu dış kabuk soyuluyor. Ondan sonra içe beyaz bir kokonat gibi. Hani Hindistan cevizinin beyaz kısmı gibi bir şey var. Tatsız bir şeymiş ama farklı ürünlerde kullanıyorlar. Şimdi arkadaşlar koloni evinin içindeyiz. Burayı biraz gezdik, bilgileri aldık, öğrendik, okuduk. Şimdi bu gördüğünüz İngiliz ve Fransızların kullandığı koloni merkeziymiş. Buradan yönetiyorlarmış bu bütün adayı. Her odada da biraz artık şimdi hatta bazı sanatçıların ücret karşılığı alabileceğiniz eserleri sergileniyor. Ya da eski eşyalar sergileniyor. Zaten bunların çoğunu biz de biliyoruz. Eski tip ütülerden var. Hindistan cevizi kabukları var. Bakın bu çok ilginç bir şey. Az önce Instagram'da da anlattım. Bu parlatıcı. Ahşapları ayaklarının üzerine böyle basıp bununla bu şekilde parlatıyorlarmış. Bu fare kapanı arkadaşlar. Şu gördüğünüz yay fare kapanı. İşte böyle çok eski bir piyano. Bakın inanılmaz eski. Halen çok da kötü olsa çalışıyor. Eski tip bir oyuncak. Burada işte gördüğünüz gibi eşyalar, eski dikiş makineleri. Yani o dönem kullandıkları eşyalar var. Zaten bahçesi muazzamdı. Az önce çekmiştim. Burada gördüğünüz gibi işte köy yaşantısını gösteren bazı figürler. Yine Hindistan cevizinin, daha doğrusu palmiyelerin yapraklarından yapılan eserler. Şapkalar falan. Böyle gördüğünüz gibi çok şirin güzel bir ev. So you do like that and you remove it fresh. So you remove the husk out of it. Ve Seyşeller'deki farklı faaliyetlerimize, aktivitelerimize devam ediyoruz. Şu anda geldiğimiz yerde Takamaka Rom Fabrikası ve bir nevi müzesi aslında. Takamaka bu bölgedeki en büyük, hatta dünyadaki en büyük rom ihracatçılarından bir tanesi. Bu adada yetişen sugar cane, şeker kamışı, pekmeziyle muhteşem romlar yapıyorlar. Buraya geldiğiniz zaman günde 3 defa, 11'de, 1'de ve 3'te turlara katılabiliyorsunuz. Romun nasıl yapıldığını, buranın hikayesini dinleyebiliyorsunuz, gezebiliyorsunuz. Ve sonrasında buradan çok güzel romlarınızı, küçük kişiler 10 dolar civarı, 10-11 dolar, büyük kişiler 20 dolar civarı alıyorsunuz. İsterseniz de gelip burada ki barlarda kokteyllerinizi içebiliyorsunuz. İçeride de tur bittikten sonra da size birer bardakta rom ikram ediyorlar, böyle tadımlık bir rom ikram ediyorlar. Onun dışında burası tam bir botanik bahçesi gibi arkadaşlar. İçeride her bir bitkinin üzerinde onların isimleri falan yazıyor. Hangi bitki, ne işe yarar onlara yazıyor. Birçok ilaç amaçlı kullanılan bitkiyi de görebiliyorsunuz. Ve buranın asıl olayı da görüntülerde gördüğünüz kaplumbağalar. Burada Taka ve Maka adında iki tane kaplumbağa var. Birazdan orayı da size anlatacağım. Görüntülerde zaten gördünüz kendilerini. O yüzden burası böyle harika. Hem bir rom tadacağınız, kültürünü anlayacağınız hem de doğal bir mekan göreceğiniz bir fabrika diyoruz ve bir sonraki mekanımıza devam ediyoruz. Şimdi bu gördüğünüz arkadaşlar Taka ve Maka arkadaşlar. Bunlar bebek olanlar. Gördüğünüz bebek kaplumbağalar. Normalde 196-200 yaşına kadar bunlar yaşıyormuş ama bunlar daha 10 yaşında. Küçücükler ve ot seviyorlar. Başka hiçbir şekilde ot yerken yüz vermiyorlar. Gelip sevebiliyorsunuz bu Taka Maka Rom fabrikasında. İşte biz de böyle biraz besledik. Dokunduk biraz tenine. Çok da rahatsız etmek istemiyoruz. O zaten hiç yüz vermiyor da bu yine biraz yüz verdi. Böyle güzel bir yer, doğayla iç içe geldiğiniz zaman hem rom alıp hem deneyip hem de bu kaplumbağaları sevebilirsiniz. Seyşeller'de menülerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Major Marengo'ya geldik. Burası çok güzel bir restoran. Hemen o Kolonizai Center, yani koloni merkezinin yan tarafındaki bir restoran. İki tane yemek söyledik.
Birincisini anlatayım. Günün balığı dediler. Tam ismini bilmiyorum. Bu bölgede de yetişen bir balık. Küçük bir şey beklerken devasa bir şey geldi. Şöyle bir köri soslu bir balığın üzerine dökülecekleri bir sos var. Önce bir şöyle bir tek onun tadına bakayım. Bizim mercimek çorbasının körlüsünü düşünün. Basmati pirinci var her zamanki gibi safranlı. Sonra güzel böyle bir lahana salatası var. Ve özel soslarla, şurada hazır küçük bir parçası varken şöyle bu sosa batırıyorsunuz. Güzel ya da şu sosa batırıyorsunuz. Bu biraz daha yoğurtlu, ekşi bir şey. Bu bildiğim mercimek çorbasının içine daldırıyormuş gibi hissettim. Burada da tavuk şiş var arkadaşlar. Hani ben biraz balık çok sevmediğim için kendime tavuk şiş söyledim. Bir tane de böyle sebze şiş var. Patates kızartması ve salatayla servis ediyorlar. Fiyatlar aşağı yukarı menü başına 15 dolarla 20 dolar arasında değişiyor. Yani Avrupa'ya göre çok pahalı. Bunu daha önce de söyledim. Şimdi burada keyfini çıkardıktan sonra artık gezimize devam edeceğiz.